Mina, Ivala Eden Steven, Udmurde, Ibulgathe Kula, Ifnithathe Kula, Chant, Din, Udi, Zman, Dikenhev. Kültürlerin mozaiği. Türkler, Kürtler, Ezidiler, Müslümanlar, gayrimüslimler, bizler burada yaşadık. Ubaşiti, Pavradijin, Hebuna Menivir, Delil atıştı bu amd bejin avuş. Mezopotamya, medeniyetlerin beşiği, insanlığın en eski uğrak yeri. Binlerce yıldır insanlığa ilham olan, gönlü zengin, görkemli fakat bir o kadar da çetin topraklar. Yaşamı, ölümü, zenginliği, fakirliği, sevgiyi, nefreti, gerçeği, düşü ama hepsinden de önemlisi, sınırsız sayıda rengi içinde barındıran gerçek bir hazine. Bu hazine sarıyor, sarmalıyor binlerce yıldır akvamı beşeri. Aynı toprakların ikiz çocuğu Fırat ve Dicle'nin arasında uygarlıkların, kültürlerin, dillerin, dinlerin ve yolların uzamı. Ovalarla, iklimlerle, tatlarla ve kokularla bezeli bir cennet. Bu cennetin en köklü, en güzide ve en asil yörelerinden biridir Nusaybin. Mardin'in en gözde bekçisi Nusaybin. Beyaz güllerin kenti. Armiz, Nisibiz, Nabila, Kenge, Nasubina, Antimosya, Ahvaz, Nasibeyn ve Nisebin. Bu ulu kentin onlarca isminden sadece birkaçı. Farklı kültürlerin, farklı dillerin, farklı dinlerin ve farklı renklerin bir arada yaşadığı, insanlığa dair umudun en önemli kanıtı ve simgesi. Bu bölgede bildiğiniz gibi öteden beri mozaik bir kültürden oluştuğunu bilmeliyiz. Sonra Hristiyanlık ortaya çıkınca, Hristiyanlık ortaya çıkmış 7. yüzyılda İslamiyet'te ve Ezidilik de vardır, Yahudilik de vardır. Bunlar hep iç içe yaşamışlardır. Mesela 1915'lere kadar Nusaybin'in 3 mahallesi vardı. Bir Süryani mahallesi, bir Müslüman mahallesi, bir de Yahudi mahallesi vardı. Bunlar barış içinde, huzur içinde yaşadıklarını görüyoruz. Bu gelenek bugünümüze kadar Mardin'de olsun, Nusaybin'de olsun, köylerde olsun devam etmektedir. İşte en fazla bizi sevindiren, mutlu eden budur. Bu kültür mozaiğinin en önemli çekirdeklerinden biridir Mor Yakup Kilisesi. Nusaybin Piskoposu Mor Yakup tarafından 313 yılında inşaatına başlanmış, 320 yılında ise tamamlanmıştır Mor Yakup Kilisesi. Her yönüyle Nusaybin'i, Nusaybin'in tarihini ve Nusaybin'den dünyaya verilen mesajı hatırlatmaktadır bu ulu mabet. Nusaybin çok kültürlü bir şehir. Tarihten beri bu özelliğini korudu. Hem Kürtler, hem Araplar, hem Süryaniler açısından sürekli birlikte yaşamanın
sembolü ve merkezi haline geldi. Ayrıca dinler açısından da Hristiyanlık, Yezidilik, Zerdüştlük ve İslamiyet açısından da birlikte yaşamanın bir merkezi haline geldi. Bu merkezlerden bir tanesi de şu an içinde bulunduğumuz Mor Yakup Kilisesi ve Okulu. Zerdüştlük binası üzerinde kuruldu. Daha sonra sadece bir kilise olarak yapılmadı. Aynı zamanda bir yatılı okul olarak, bir ilim merkezi olarak dönemin içinde işte edebiyat, tıp, geometrinin de eğitildiği, Nusaybin'den tam Musul'a kadar, Nusaybin'den Anadolu içlerine kadar eğitmen ve öğretmenlerin gönderildiği bir merkezdi. Bunu bilmekte yarar var. Ayrıca bu eğitim görülen Mor Yakup Kilisesi ve okulu sayesinde Nusaybin zaten bir ticaret şehri olmasının yanında aynı zamanda bu eğitimle ilgili bir merkez haline gelmesiyle de şehrin kültürel yapısı, şehrin ticareti daha da hareketlenmiş ve bir ilim merkezi haline gelmiştir. İlk kurulduğu günden bugüne barışın, kardeşliğin, yardımseverliğin ve hoşgörünün sembolüdür. Hem Mezopotamya için hem de dünya için Mor Yakup Kilisesi. Bu mesaj kendini en çok da yanı başındaki Zeynel Abidin Camii sayesinde belli eder. Birçok fetihte veya birçok farklı din kesimlerinin farklı şehirleri ele geçirdiğinde kendi dinlerinin mabetlerini başka bir dinin mabedi üzerine kurduklarını görüyoruz. Fakat Nusaybin'de bunu görmüyoruz. Şu an bu hem eğitim kampüsü hem din kampüsünde cami ve kilise bir arada. Hatta bu kilisenin etrafındaki bazı taş yapıtlarda Arapça metinler de var. Onları gösterebilirim. Yani bir zamanlar bu okul, bu kampüs, eğitim kampüsü Süryanice Hristiyanlık eğitimi verirken bir zaman gelmiş Müslümanlara da hizmet etmiş, İslam'a da Arapça'ya da hizmet etmiş bir eğitim kampüsü, bir eğitim bakış açısıyla değerlendirmekte fayda var. Buradaki Müslümanlar bu kiliseyi yıkmamışlar, hemen yan tarafta ayrı bir cami yapmışlar. Bu da hoşgörünün başka bir fotoğrafıdır, kayda değerdir. Buradaki Hristiyanlara İslam'ın fetih sürecinde, burayı Müslümanların fethettiği süreçte zorbalığın olmadığının kanıtıdır. Hatta İslami dönemde burası Nasturi Kilisesi olarak kullanıldığı için verilen özgürlük sayesinde Nasturi bilim adamları, Nasturi rahipler, papazlar ve öğretmenler Anadolu'nun içlerine kadar, buradan Hindistan'a kadar Nasturi kiliseleri ve okulları da kurmuşlardır. Bu da tarihi bir saptamadır diyebiliriz. Mor Yakup Kilisesi'nin bir diğer önemi Nisibis Akademisi'ne ev sahipliği yapmasıdır. Dünyanın ilk üniversitesi olduğu sanılan Nisibis Akademisi, Mor Yakup'un ve Mor Yakup Kilisesi'nin şemsiyesi altındadır adeta. İnancın, kültürün ve bilimin beraber aktığı bir ırmak. Bu öyle coşkulu, öyle saf bir ırmaktır ki düşünen herkese şevk ve heyecan verir. Nisibis Akademisi, üniversitenin ilk bir nüvesi olarak kabul edilebilen, sadece kilise olması hasebiyle teolojik bilimlerin değil, hukuk, felsefe, tıp, mantık, tarih bilimlerinin okutulduğu, bugünkü anlamda üniversite diyebileceğimiz yapılanmanın nüvesi olarak kabul edilebilen tarihi bir alanda bulunmaktayız. 1800 yaşında dünyanın ilk üniversite duvarlarının arasındayız. İnsan hayal etmeden duramıyor. Bundan 500 yıl önce, 1000 yıl önce, 1500 yıl önce bu duvarların arasında, bu zeminlerde, bu koridorlarda, bu bahçede dönemin en kıymetli bilgileri dönemin uleması, ulema adayları tarafından okunuluyordu, tartışılıyordu. Yazılıyordu, çiziliyordu, heyecan duymamak mümkün değil. Okuduklarımıza göre burası İskenderiye ve Antakya kendilerine örnek alınarak inşa edilmiş bir mekan. Ve çok ilginç özellikleri var.
dünyanın ilk üniversitesi olması hasebiyle, örneğin Hristiyanlık burada ilk kez akademik olarak çalışılmaya başlanmış. Örneğin bir cerrahın yazdığına göre burası Hipokrat'tan sonra hasta başında hekimlik eğitiminin usta çırak ilişkisiyle verildiği bir yermiş. Belki bunlar kadar önemli, bunlardan daha önemli bir başka özelliği de var. Antik dönemin medeniyetlerinin, Yunan medeniyetinin edebiyatı, felsefesi burada birikmiş. Burası tam bir hub, bir santral görevi görmüş ve ardından İslam medeniyetinin kurulmasıyla birlikte İslam filozofları Abbasi döneminden itibaren buradaki o çok kıymetli bilgiyi okumuşlar, çevirmişler ve ardından tekrar Batı dünyasını kuran medeniyete hediye etmişler. Bilginin, felsefenin ve sanatın bir kaynaktan fışkırırcasına yükseldiği bir nokta. Gözleri kamaştıran, nefesleri kesen bir aydınlık. Mor Yakup'un kurucusu olduğu bu kültür çok uzun ve çok çetin merhalelerden geçmiştir. Bu topraklarda var olmaya gayret eden her şey ve herkes gibi. Nusayb bin Mor Yakup 309 yılında Diyarbakır, Antakya Süryani Kilisesi'nin episkoposları toplandıkları bir dönemde episkoposluğa kutsanıyor. Ve Nusaybin'e gelip burada hizmet etmeye başlıyor. Buraya geldikten sonra içinde dua ettikleri kilise, ayin ettikleri kilise küçük olduğundan dolayı onu yıkıp yerine büyük bir kilise daha yapmaya karar vermiş. Ve bu kararını onun çok yakın dostu olan Mor Avgin'e danışarak bunu yapıyor. Şu an eserleri bu kilisenin avlusunda bulunan büyük bir katedral inşa ediyor. Şu an içinde bulunduğumuz bu kilisede esas kilise değil, Hristiyanlığın en büyük üç vaftizhanelerinden birisidir. O tarihte Süryaniler hızlı bir şekilde Hristiyanlığa geçiş yaptıkları için öyle büyük bir vaftizhane inşa etmelerine ihtiyaç duydular. Ve Hristiyanlığın en büyük üç vaftizhanelerinden birisiydi burası. Katedral kilise yıkılınca o katedralın eserleri ortaya çıkmış oldu. Ve Mor Yakup'un bir özelliği, 318 yılında Hristiyanlığın en büyük ve ilk sinodosuna İznik'te toplanan 300 episkoposlarından birisidir. Mor Efrem'le birlikte bu sinoda katılıyor. 2 ay süreyle orada kaldıktan sonra ve sinodu bitirdikten sonra Nusaybin'de geri döndüğünde 326 yılında o söylediğimiz Nusaybin okulunun inşası ve açılışını yaptı. Nisibis Akademisi gücünü bu büyük felsefe ve bilim geleneğinden almaktadır. Mor Yakup'tan almaktadır görülebileceği gibi. Mezopotamya'nın ortasından parlayan bir ışık olmuştur Nisibis Akademisi. Dimağlara çarpılan bir su, bir sorgulama ve birikimin yeridir burası. 489 yılında bir teoloji konudan dolayı Süryaniler ikiye bölündüğünde Nusaybin ikinci okulu bu sefer Doğu Süryaniler tarafından açılıyor ve 10. yüzyıla kadar onun faaliyetlerini devam etmektedir. Örneğin astronomiden tut, tıptan tut, matematikten her konuda, felsefeden eserler bulunmaktaydı. 300 eser Süryaniler Yunanca'dan Süryanice'ye tercüme ettiklerini biliyoruz ve bu eserleri bitirdikten sonra 300 yıl sonra tekrar bir hamleyle bu eserleri Süryanice'den bu sefer Arapça'ya tercüme etmişlerdir. Emeğini, aklını ve ruhunu bu topraklara akıtan Gabriel Akyüz işte böyle anlatmaktadır Nisibis'in görkemli ve bazen de makus tarihini. Uzun yıllar süren çalışmalar sonrasında gün yüzüne çıkarılmıştır bu bilgiler. Mor Yakup ve Nisibis Akademisi öyle derin ve öyle büyüktür ki tarihini yazmak bile, hatta hakkında düşünmek bile gönül ister, çaba ister. Zira bu hazinenin ortaya çıkarılması bile meşakkatli bir iştir.
Şimdi 320'lerde ilk Nusaybin okulunu biz görüyoruz. Daha çok teoloji derslerinin okutulduğu. Nusaybin ikinci okulu ise özellikle Sasanilerine geçen Nusaybin, buradan göç eden, Urfa'ya göç eden hocaların yeniden, özellikle Barşamo'nun katkılarıyla Narsay'ın buraya gelip bir ikinci Nusaybin okulu, bir Nasuri okulu veyahut bir Nisibis Akademisi'nin inşa edilmesinden sonra burada yetişen hocaların çoğu dünyanın farklı yerlerine göç ederek orada hem kiliseler, manastırlar, okullar, hastaneler de açmışlardır. Özellikle antik çağ Yunan filozoflarının günümüze taşınmasında bu okulun epey önemi bilinmektedir. Ve Mor Yakup Kilisesi'nin ve Zeynülabdin'in camisinin aynı bahçede olmasından kaynaklı 2000 yılında Nusaybin Belediyesi'nin girişimleriyle Çekkül Vakfı'nın desteğiyle Kültür İnanç Parkı olarak kabul edildi. Ki o proje kapsamında 2000'den 2014 yılına kadar kazı çalışmaları yapıldı. Ki burada yapılan sistemli kazılar esnasında 313 tarihli büyük bir tane katedral yapısı açığa çıkarıldı. Ki dünyanın bilinen ilk bazilikal planlı katedral yapısı. Şimdi Mor Yakup Kilisesi değerlendirildiğinde özellikle mevcut içinde bulunduğumuz mevcut yapı dünyanın bilinen ilk vaftizhanesi. Aklın, inancın, tarihin ve gözün hakkını vermektir. Nusaybin'i, Mor Yakup Kilisesi'ni ve Nisibis Akademisi'ni görmek. Tarihe sadece tanıklık etmek değil, tarihi tatmak ve tarihi yaşamaktır aslında bu topraklardan nefes alıp vermek. Yazarın dediği gibi, ışığın doğudan geldiğini idrak etmektir bu toprakları bilmek. Ve en önemlisi anlamaktır bu coğrafyayı, bu kültürü, bu hazineyi sevmek.